Bana göre evet düşünüyorum. Bir haksızlık var. Çünkü herkes bu ülkede siyaset yapmalı. Birilerinin önünü kapatmamalı. Bence yanlış yapıyorlar. Yani vermemesi lazım. Yani bir kelimeden böyle ceza vermemesi lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na hakaret ettiği iddiasıyla görülen davada siyasi yasak 2 yıl, 7 ay ve 15 gün hapis cezası verildi. Bence haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ya sırf ahmak dedi diye yani 2 yıl yemesi bence çok saçma. AK Parti'nin kalesi olan Şanlıurfa'da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destekler bir hayli büyük oldu. Ya bazı lafları görüyoruz. Bazı millet herkes biri sürtük diyor. Hiçbir ceza almıyor ama hakim gidip 2 yıl falan veriyor. O hakimin de AK Parti ile resmi falan çıktı sadece sosyal medyada. Ben mantıksız buluyorum. Ondan sonra bu adamı 2 yıl yani siyasetten niye uzak tutsan? Bırak girsin. Eğer kazanabilirse kazansın değil mi? Ama şimdi onu da yani böyle bir büyük bir yerlere gelmiş bir insanlara da bu şekilde davranmak da haksız. Ayıp ya. Televizyonda yumruklamışlar mı? Yani bir siyasi yakışır mı mecliste yumruklar, tekmeler, sandalyeler? Ne kadar ayıp da gelme. Bir de bizi yani başka ülkeler seyrediği için diyecek onlar nasıl insan ya? Şimdi ben vallahi utanıyorum. Bir Urfalı olarak, bir insan olarak televizyonu açıyorum. Ya bu ne ya? Ya bir cumhurbaşkanı adam ya. Yani Türkiye'de seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Sizde bir yerlerde yani bir adiz var, bir sıfatiz var. Yani ayıptır ya, siz siyasetçisiniz, Urfa'yı yönetmeye kalkan bir insansınız yani. Birleşin. Şimdi ne diyeyim, atasözlerim diye bükemediği, böyle gün diye elini öp. Böyle gün kaç seçimdir sen bu adama aday oldu, kazanan mı insan da? Yüzünden bu kadar ağır olmaması lazımdı cezası. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçilebilecek mi seçilmeyecekti, o da gündeme geldi. Ben etik bulmuyorum. Neden etik bulmuyorsunuz mesela? Yani doğru bulmuyorum. Pek de açıklamaya girmeyeceğim. Peki bu AK Parti oy kaybettirir mi? Yani AK Parti oy kaybettirecek o kadar çok şey var ki. Say bitmez. Yani bu konu herkesin bildiği gibi siyasi bir karardı. Yani Cumhurbaşkanı da aynı kelimeleri kullanıyordur. İçişleri Bakanı da aynı kelimeleri kullanıyordur. Yani kullanmayan siyasetçi yoktur. Bu böyle konuşmuş. Yani bunları kaldırak artık. Yani bir cumhurbaşkanına, bir belediye başkanına, bir milletvekili adayına böyle şeyler yakışmıyor. Ben 50 yaşındayım ki sefer hacca gitmişim yok. Ben rica ediyorum ülkeye bu peygamberler şeyine sahip çıksınlar. Ben Mekke'de bu ülkeye sahip çıksınlar. Bu İmamoğlu, bu Tayyip Erdoğan, bu Kılıçdaroğlu yani ondan bundan yani birimizde şey etmiyor yani.